Yani bu süreçte ben çok bir değişim olacağını düşünmüyorum. Çünkü çoğu seçmenini küstürmüş durumda şu anda zaten. Valla çok bir değiştiğini düşünmüyorum ya. Yani biri gitti diğeri geldi diyebilirim yani. Selahattin Demirtaş demez. Dediği sürece kaybeder. Hafta sonu yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel bugün yapılan törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle birlikte CHP'deki değişim nasıl buluyorsunuz? Vallahi pek Özgür Özel'e inanmıyorum. Ama yine de İmamoğlu diyorum ben. Ya inşallah iyi olur yani, bir şey de diyemiyorum. Adamı da karalamak da istemiyorum. Ama hedefimiz İmamoğlu diyorum ben. Selahattin Demirtaş demez. Dediği sürece kaybeder. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. CHP yani eski CHP değil. Atatürk ilkelerinden vazgeçmiş CHP vardı zaten. Ben bir fiil CHP'ye oy atmış bir insan olarak Kemal Kılıçdaroğlu için halkın istekleri önemli olsaydı seçimde aday olmazdı. Özgür Özel seçildi. Bakacağız, göreceğiz yani. Ya ben kanın tazelerini düşünüyorum açıkçası. Ama yani bu süreçte ben çok bir değişim olacağını düşünmüyorum. Çünkü çoğu seçmenini küstürmüş durumda şu anda zaten. Şahsen ben kendim olarak ben yani oy kullanmaya gitmeyeceğim. Halkın isteklerine önem vereceğim dedi. Halkın hiçbir isteğine önem vermedi. Halk Mansur Yavaş'ı istedi mesela. Ekrem İmamoğlu'nu istedi. Yani koltuk sevdası yüzünden kendi aday oldu seçimde. Yani yeterli değil mi bu? Atatürkçü bir insan kalkıp da terör destekçilerini savunmaz. Atatürk ve ilke ve inkılaplarını kullanarak yalan da bütün şeyleri yanına alıp da Kılıçdaroğlu'nu bak. Ben CHP'li değilim ama Kılıçdaroğlu'nu satan bir zihniyet ülkeyi de satar. Yani aynı süreci derleyecek gibi görüyorum. Çünkü açıklamalar aynı. Aynı kişiler selamlıyorlar. Aynı düşünceler sahiptir. Bu kadar. Yani artacağını düşünmüyorum. Aynı söylemler yapan bir insanın oylarını artıracağını, nasıl bir yol izleyeceğini de aynı şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu kadar. Valla çok bir değiştiğini düşünmüyorum ya. Yani biri gitti diğeri geldi diyebilirim yani sonuç olarak. Ama sonuç olarak zaman gösterecek diyeyim yani. Şu anda hiçbir şey ifade değil. Yani daha çok erken. Bir hafta olmadı yani sonuçta açıklanmasına sonuçta. Kılıçdaroğlu çok uzun zamandır ilk şeyde CHP'nin genel başkanı konumundaydı. Bir sürü seçim kaybetti. Özgür Özel'in de ne olacağını zamanla öğreneceğiz. Yani şu anda belki daha iyi bir şey olabilir. Belki daha da kötü olabilir. Yani zamanla bileceğiz. Şu anda hiçbir şey diyemem yani. Hiç olumlu görmüyorum. O gitti, öbürü geldi. İkisi de Türkiye için hiçbir şey yapmaya düşünmüyor ki. Türkiye'yi bölmeye, PKK'yı destekliyor. Bunların %24, 25, 26 oyları var. Ne fazlalaşıyor ne düşüyor. Bunlar hiç mi düşünmüyor ya? Biz oyumuz niye fazlalaştıramıyor diye hiçbir şeye girmiyor mu acaba? Düşünce fikrine girmiyor mu? Ya yeni bir kan hani inşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Çünkü CHP seçmeni tarafından da Kemal Kılıçdaroğlu istenmiyordu. Ve yeni bir değişimi hani şeye getiriyorlardı, dile getiriyorlardı. Bu da iyi oldu. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Ya solun oy potansiyeli belli Türkiye'de. Şey olmadı, %25'i geçmiyor. Ne yap, bir tek Ecevit zamanında bir Kıbrıs şeyinden dolayı %44 falan aldılar. Yani kimi getirirlerse getirsinler %25'i aşacağını ben inanmıyorum. Ancak hani diğer partilerle işbirliği yaparsa belki elindeki hazır belediye reislerini korurlar. Onun haricinde ve onları da kaybedeceklerini düşünüyorum. Yani. İstanbul ve Ankara'yı da kaybederler böyle gider. Biri gitti, biri geldi. Ne farkı var? Aynısının devamı. Değişim güzel bir şeydir. Her partideki genç, dinamik insanların gelmesi çok iyidir. Ama şimdi yani Selo'ya selam göndermeler CHP'yi bitiriyor zaten. Yani Kılıçdaroğlu bence ondan daha iyiydi. Yani hiçbir şey değişmedi. Bunu bilsinler. Zaten oy verecek insanı bile soğuttular hemen. Bir de bunu deneyek bak. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey anlamadık. O geliyordu, gidiyordu, varıyordu. Vallahi Özgür Özel'de bazı konularda işte şunu şöyle yapacak, şunu şöyle diyeceğim diyor. Allah hayırlısını versin. İyi bulmuyorum ben yani. Al birini vur ötekine. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı bayrağı kendi şeyinde yürütecek yani. Onların zihniyetleri kesinlikle değişmez. Atatürkçüyüz derler ama onlar Atatürkçü falan değiller. Değişen gene aynı. Değişen bir şey var mı? Hiçbir değişiklik yok. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi 1900 yıllardan beri bugüne kadar
hiç bizim ülkemize hiçbir katkısı sağlamamıştır.